Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ramazan'ı bunları duymadan girme videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle sizden istediğim, vakti olan tabii arkadaş ve kardeşlerim için, kendinize geniş de olsa bir program yapmanız, yani günlük işte Kur'an, tefsir, hadis, siyer vesaire tarzında, işte kaza namazıydı, tesbih namazıydı. Şu küçük de bir program olsa, ondan sapmadığımız sürece programın olması zihnimizde biraz daha sistemli gitmemize sebep olur. Bu yüzden daha isfadeli geçiririz. O yüzden birinci madde kesinlikle küçük de olsa kendimize bir program yapmamız ve programı bir yere koymamız, işte masamıza veya bir yere kaydetmemiz. İkinci isteğim, öncelikle bu ayın değerli kılan şeyin ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu ay yaratıcımız tarafından neden değerli? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda nüzul olmuştur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in hakikatinden kaynaklı bu ay bizim için değerlidir. O zaman ne yapalım? En öncül madde olarak kendimize bu ayı Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama ayı olarak kendimize bu ay diyelim ki ben eski Ramazanların haricinde evet camilere gidip hatimlere katılacağım ve anlama anlamında da günlük işte 15 dakikada olsa 30 dakikada olsa bir tefsir okuyacağım. Yaşama anlamında da hayatıma artık şu ayetleri katmam lazım. Değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 1400 yıl küsur sene önce inzal olmuştur, inmiştir ama lakin bizim hayatımızda kaç ayeti yansıttığımız hakkında o anlama bölümünü de aktarırsak inşallah bu ayı en değerli kılan Kur'an'ı da hayatımıza taşımış oluruz. Ayın en önemli misyonunu da bu anlamda kazanmış oluruz inşallah. Üçüncüsü bence Ramazan'ın mesajı anlamında çok bizim son yüzyılda kaybetmiş olgulardan biri. Yani Müslümanların son yüzyılda kaybetmiş olduğu olgulardan biri. Çünkü biliyorsunuz hani kapitalizm gibi bir gerçek var. Yani insanları sürekli bir harcamaya ve doyumsuzluğa iten bir şey. Maalesef bilinçli olmayınca Ramazan da bundan zarar görmüş oluyor. Ramazanımız bundan zarar görmüş oluyor. Bizim Ramazan'dan almış olduğumuz mesaj bundan zarar görüyor. Ne yapıyoruz? Kontrol bir şekilde işte tüketelim, işte onu da alalım, bunu da alalım, şunu da alalım, işte büyük sofralar kuralım. Ama lakin evet, Müslüman bunlardan Allah'ın nimetlerini istifade etmeli. Ama Ramazan'ın mesajında biz öncelikle ne yapacağız? Böyle bir isteğimiz, böyle bir enerjimiz, meylimiz, gücümüz varsa bunu akrabalarımızdan, komşularımızdan, mahallemizde, şehrimizde veya ulaşabildiğimiz kadar insanların sofralarını donatmak amaçlı kullandırırsak daha değerli olur. Çünkü burada şöyle bir mana yatıyor üstadın deyimiyle. Böyle acip bir zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Hem yüz aç adamın huzurunda kemal-i lezzetle fazla yenilmez. Yani bu asırda insanların maddi durumunun, maddi probleminin çok fazla olduğu bir dönemde bizim kendi soframızı bu kadar çok renkli bir şekilde donatıp diğer insanların bir kuru ekmeğe bırakmak bir Müslümana yakışmaz ki Ramazan'ın bu anlamdaki kalbe ve akla vermiş olduğu mesajlara da yakışmaz. Ne yapacağız? Kendi mutfağımızı bu ay, mesela bu Ramazan, bu yıl biraz daha o şeyinden düşük tutacağız. Diyelim ki ben bu ay bu kadar malzeme almayayım, bu kadar alışveriş yapmayayım. Çevremizdeki, akrabalarımızdaki, durumu olmayan insanlara daha fazla bunları harcamaya çalışacağız ki Ramazan'ın ana öz mesajı bu yardımlaşma, Müslüman arası kardeşlik artabilsin ve biz de bundan manevi cihetle istifade etmiş olalım. Bir sonraki madde Ramazan'ın bu ulvi kazançlarından, faydalarından istifade etmemiz için Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin içinden süzülmüş olan Bediüzzaman'ın yazmış olduğu bir Ramazan Risalesi var. Yani çok derin bir metin. Bunu mesela günlük bir sayfada olsa, iki sayfada okursak Ramazan işte bana işte hikmeti nedir, bana katmış olduğu şey nedir, hakikati nedir, orucun hikmeti hakikati nedir, bana yapmış olduğu etki nedir tarzında bilgileri öğreniriz. Hem onu amel etmemiz hem fikir dünyasında hem ruh dünyamıza çok daha güçlü olmuş olur. İnşallah böyle bir hani anlamda bilgili bir şeyde bilgilenme anlamında da vesile olmuş olur. Yapmamız gerekenlerden de nazaran yapmamamız gerekenlere odaklanmamız lazım. Niye bu ayda artık her saniyenin bir ibadet hükmüne geçme ve bir çok fazla katsayısı var bunun. Ne yapacağız? Konuştuğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz malayani şeylerden, yani gıybetten, küfürden, kötü şeylerden uzak duracağız. Ve biz daha fazla güzel söz söylemeye, güzel konuşmaya, güzel görmeye çalışırsak biiznillah yani yaptığımız şeyler, yapmadığımız şeyler tarzında terazisini daha da arttırmış oluruz. Ve daha Ramazan'ın bu anlamda kazançlarından faydalanmış oluruz. Bunun şöyle bir yararı da var. Yani insan bu 30 günlük süreçte dikkat ederse, yani gıybeti ben mesela bu ay Allah'ın izniyle hiç gıybet yapmamaya çalışacağım yani. Kimsenin arkasından konuşmayacağım, kimseye suizan beslemeyeceğim. Yani yanlış bir şey olursa dahi ben bunu görmemeye çalışacağım, duymamaya çalışacağım dersek belki Ramazan bittiğinde de nasip olabilir. Buna devam edebiliriz yani. Böyle bir çok büyük, çok değerli bir şey kazanmış oluruz kendimize. Bu anlamda terbiye etmiş oluruz. Ramazan'daki ana mesajlardan biri de budur. Yani Ramazan aslında son oruç bittiğinde de başlıyor bizim için yani. Bir hazırlık. Yani Allah ömür verirse önümüz senedeki manevi bu anlamdaki cehdimize karşı kendimize bir güç, bu anlamda enerji biriktirme. Ne yapalım o zaman, kötü şeyleri bırakmaya çalışalım. Ne kadar küçük bir şey dahi olsa ya, ben bundan sonra işte kötü bir şey duyduğumda oradan uzaklaşacağım. Ve yanlış bir şey söylememeye çalışacağım gibi çok küçük şeyleri böyle büyütürsek kendi gözümüzü, dünyasları daha güçlü bir şekilde sağlıklı, salih ameller daha fazla kazanmış oluruz inşallah. Son maddemiz, iletişimin çok fazla yozlaştığı, yani iletişim araçlarının çok fazla geliştiği ama iletişimin insanlar arasındaki muhabbetin, sohbetin maalesef
azalmış olduğu bu yüzyılda biz Ramazan'da tekrar ailemizle birlikte muhabbet ve sohbeti kazanabiliriz. Yani ortak organizasyonlar düzenleyebiliriz. Misal sohbet dinlemek istiyorsanız çok, kendiniz bir odaya çekilip veya kendiniz bir meclise gidip sürekli sohbet dinlemektense eşinizle çocuklarınızla ortak bir organizasyon yapabilirsiniz. Yani hadi teravihden sonra bir saat, yarım saat ne bileyim çay içildi. Yarın sabah çok erken bir işiniz yok veya çok geç olmadı. Birlikte bir yarım saat 45 dakika bir sohbet dinlenebilir veya mesela Hazreti Ömer veya Ahmet İbni Amber gibi güzel İslam mesajları güzel aktaran diziler var. Hep beraber ailecek onları izleyebiliriz. Hem manevi bir kazanç olur hem de psikolojik anlamda kendi ailemizdeki iletişimi arttırmış oluruz. Daha da bizim için Ramazan'ın bu anlamda manevi feyzinden faydalanmış oluruz. Bu maddeler kişiye göre arttırılabilir de, kişinin takvasına göre arttırılabilir de, kişinin yaşantısına göre, yoğunluğuna göre azaltılabilir de. Ama bence şöyle bir değerli bir öz var. Ramazan bize geçmiş hayatımızdaki bütün yanlışları, ne günah işlemiş olursak olalım, onları affettirebilecek bir fırsat sunuyor. Bize belki 80 yıllık bir insanın ömründe kazanabileceği salih ameli kazancı gibi bir fırsat sunuyor. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ve şu olguyla bitirelim. Ramazan'ın özünde bize katmış olduğu en önemli olay, bir şeyin özü çünkü çürüdüğü zaman ondan sonra bu esası ve meyvesi vermiyor. İhlas mesajı. Yani biz yemeği ve yememeyi, Kur'an'ı anlamayı, hayatımıza taşımayı ve yaşamayı Allah rızası için yapabilmeyi Ramazan'da öğreniyoruz. Küçük bir aslında mesajdır. Yani bak ben suyu dahi ya Rabbi senin rızan için içmiyorum, yemeği dahi senin rızan içmiyorum diyerek daha büyük sınavlardan kendimiz Allah rızası için gütmeye çalışıyoruz ki inşallah bu mesajı kazananlardan oluruz. Siz de bu tarz programlara uyabilirsiniz. İnşallah hep beraber bu manevi bayramdan feyizlenmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.